Herkese selamlar. Yeni videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda ilginç bir ürünle karşınızdayım. Canon'ın GT6 2K ismindeki dış mekan kamerasını birlikte inceleyeceğiz. Önce kurulumunu yapacağız. Daha sonra da size kameranın detaylarını, özelliklerini göstermeye çalışacağım. İsterseniz şimdi gelin kutuyla birlikte başlayalım. Öncelikle kutunun ön yüzüne baktığımızda burada kameramızın kendisi bizleri karşılıyor. Üst tarafta yine tenda ve full color olduğunu görüyoruz. Yani bu bildiğimiz gerçek renklerle bu kameradaki görüntüleri görebiliyoruz. Bu kamerayı hem Wi-Fi ile hem de Ethernet ile internet ağına bağlayabiliyoruz. Dış mekan ürünü olduğu için de bu kamerada bir IP66 sertifikası bulunuyor. Bu da hem toza hem de yağmur suyuna karşı dayanıklılık anlamına geliyor. Tabii bunun içinde içerisinden gerekli ekipmanlar çıkıyor. O ekipmanlarla birlikte bu kameranın montajını yaptığınızda yağmurdan kamerayı koruyabiliyorsunuz. Kutunun alt tarafına baktığımızda Sound and Light Alarm yazdığını görüyoruz. Yani bu kamerada bir alarm özelliği bulunuyor. Hem ses hem de ışık şeklinde alarm verebiliyor bu kamera. Two-way audio diyor. Yani hem telefon üzerinden kameraya ses gönderebiliyorsunuz. Yani kameranın üzerinde bir hoparlör bulunuyor. Hem de bir mikrofon bulunuyor kameranın üzerinde. Bu mikrofonla da dış ortamdaki sesi dinleyebiliyorsunuz. Telefonunuzdan bu kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Yan tarafa geçtiğimizde Human Detection özelliği bulunuyor. Bu da bir yapay zeka ile birlikte geliyor. Kameranız bir hareket olduğunda, bir insan hareket ettiğinde bu hareketi algılayıp size bildirim gönderebiliyor veya dilerseniz de alarm çalabiliyor. Son olarak da Ultra Night Vision yazıyor. Bu da gece görüşlerinde infrared moduyla birlikte siyah beyaz görüntü alabildiği anlamına geliyor. Arka tarafına geçtiğimizde de temel özelliklerini burada görüyorsunuz. Az önce bahsetmediğim bir özelliği daha bulunuyor. O da kameraya bir SD kart takabiliyorsunuz. Taktığınız bu SD kartın üzerine kayıtlar gerçekleştirebiliyorsunuz veya isterseniz de bulut üyeliğine abone olarak da görüntülerinizi kayıt altına alabiliyorsunuz. Tabii bunun şöyle güzel bir yanı da var. Diyelim bu kamerayı dışarıya taktınız, bir iş yerinize veya işte bir kafeye, bir restorana, bir yere taktınız. Hırsız geldi, kamerayı gördü ve işte kamerayı söküp alıp gitti. Eğer SD kartta kullanıyorsanız bütün görüntüleriniz gitti, geçmiş olsun. Hırsızı teşhis edemeyebilirsiniz ama bir bulut hizmeti satın alırsanız kamerayı alıp götürse bile anlık olarak yüklendiği için hırsızı teşhis edebiliyorsunuz. Bu genel özellikleri anlattıktan sonra gelin isterseniz kutuyu açalım ve uygulamayı kurmayı sizlere göstereyim. Kutuyu açtığımızda bu şekilde ekipmanlar bizlere karşılıyor. Burada bir installation guide var. Bununla birlikte kameranın kurulumunu, bağlantısını yapabiliyorsunuz. İçerisinde birçok dil bulunuyor. Türkçe de bulunuyor. Bundan yararlanabilirsiniz. Kamera montajını yaparken kullanacağınız bir yönerge bulunuyor. Buradaki noktalardan vidalamayı yaptığınızda kameranızı direkt bu noktalara yerleştirebiliyorsunuz. Kutu içerisinden bir tane de adaptörümüz çıkıyor. Kameramızı yağmurdan koruyacak parçalar da içerisinden çıkıyor. Ve yine güzel düşünmüşler. Montajı yaparken hem vidayı hem de dübelleri içerisine koymuşlar. Dolayısıyla dolu bir kutu olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da kutumuzun içerisinden kameramızın kendisi çıkıyor. Kameramız şekil olarak güzel bir kamera. Üzerinde iki tane de anteni bulunuyor. Şık durduğunu söyleyebilirim. Yan tarafta da şöyle gördüğünüz gibi tenda yazılarını görebiliyoruz. Kablomuz bulunuyor. Bu kablolardan bir tanesi Ethernet girişi, diğeri ise güç girişimiz. Bu kabloyu tabii eğer duvara veya işte tavana monte edecekseniz bir duvarın içerisinden geçirip kabloların hiç görünmeyeceği şekilde de montajlayabilirsiniz. Bu da güvenlik açısından güzel olur. Kameramız 3 megapiksellik bir kamera ve çözünürlüğüne baktığımızda da 2304x1296'lık bir çözünürlükte geliyor. Birazdan size görüntüleri de zaten göstereceğim. Kameramızın üzerinde 2 tane sarı LED bulunuyor. Bu LED'lerle ortamın aydınlatmasını sağlayabiliyor. Bunlar yine 2 tane de infrared LED'i bulunuyor. Bu LED'lerle de gece görüş kamerası olarak kullanabiliyorsunuz. Gece siyah beyaz olarak görüntü aktarabiliyor bu kamera. Evet, şimdi kameramızın adaptörünü prize taktık. Şöyle güç veriyorum kameraya. Gördüğünüz gibi bir ışık yandı. Üst tarafta kırmızı LED'imiz yanıyor. Şimdi Wi-Fi'ye hazır olduğunu birazdan söyleyecek bağlantıya. Bu arada kameranın şurada üzerinde de hem SD kart girişi bulunuyor hem de resetleme butonu bulunuyor. Bunu gördüğünüz gibi vidalamışlar. Dolayısıyla yağmur suyuna karşı bir önlem olarak bu şekilde vidalamışlar. Ben tabii ki daha önce kurulumunu yaptım. Kurulum adımları çok kolay. Alt tarafta gördüğünüz TDSEE isimli mobil uygulamayı Android veya Apple cihazlarınıza indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra normal bir uygulamaya kaydolur gibi kaydoluyorsunuz. Hesabınızı açtıktan sonra uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Bu arada uygulamayı isterseniz Face ID ile de açabiliyorsunuz. Face ID ile uygulamamızı açtık. Şu an gördüğünüz gibi kamerayı bağladığım için daha önce ekran geldi. Kamerayı oynattığımda da görüyorsunuz şu an hareket edebiliyor. Öncelikle cihaz bağlamak için artı tuşuna basıyorsunuz ve kameranın arkasındaki bulunan QR kodu telefonunuzu okutuyorsunuz. Telefonunuzu okuttuktan sonra hızlı bir şekilde bağlantı başarılı oluyor. Bağlantı başarılı olduğunda da İngilizce şeklinde kameradan bir ses geliyor ve size bağlantının başarılı olduğunu aktarıyor. Ve bu aşamayı yaparken de kameranızı isimlendiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben GT6091A isminde bir isim koydum. Burada kameranın üzerine tıkladığınızda kameranın iç kısmına girmiş oluyorsunuz. Sol
tarafta bir fener kısmı var gördüğünüz gibi. Bu fener kısmına bir kere tıkladığımda şu an görüyorsunuz kamerada fener yanmaya başladı. Bir kere daha basıyorum ve kapanıyor. Bunun haricinde yan tarafta fotoğraf çekme butonu bulunuyor. Buna bir kere bastığınızda fotoğrafı çekiyor ve albümünüze eklemiş oluyor. Bir video alacağız. Ama şu an gördüğünüz gibi mesela ters kamera. Hemen bunun ayarı mevcut. Buradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz. Device settings diyorsunuz. Video flip over yazıyor. Buraya tıkladığınızda kamerayı yukarı aşağı çevirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir artı. Niye? Mesela kamerayı tabana bir yere montajladınız ve kabloyu ona göre ayarladınız. Ters montaj yaptınız. Buradan kamerayı hızlı çevirebiliyorsunuz. Şimdi girdik kameraya. Gördüğünüz gibi kendimi çekiyorum şöyle. Video görüntüsü almak istedik diyelim. Bu butona bir kere tıklıyoruz ve en kısa 5 saniye olacak şekilde videomuz başlıyor. 4, 5, 6 saniye oldu ve durduruyorum videoyu. Bunu albüme ekledik. Bu albüm dediğimde de daha önce çektiğim videoları veya fotoğrafları burada görüntüleyebiliyorum. Yan tarafta mikrofon bulunuyor. Şu an ses kapalı. Ses kapalı olduğu için telefondan sesi duyamıyorum. Kısa bir süre açacağım sesi. Gördüğünüz gibi şu anda ortam sesini telefondan dinleyebiliyorum. Yine aynı şekilde telefondan da hoparlörle buradan ses çalabiliyorum. Bir alarm sistemi olduğunu söylemiştim. Hemen bir alarmı çalalım bakalım nasıl bir ses geliyor. Gördüğünüz gibi hem bir siren sesi hem de ışıklarla birlikte alarm çalabiliyor. Bir de isterseniz ışıkları kapatalım ve infrared modunda nasıl gösteriyor ona bakalım. Evet, şu an gördüğünüz gibi siyah beyaz infrared modunda beni kaydediyor. İsterseniz bu ayarı değiştirebiliyorsunuz. Hemen şurada kameranın üzerinde yine 3 noktaya tıkladığınızda device settings'e giriyorsunuz ve burada night vision mod yazıyor. İsterseniz bunu full color moda çevirebiliyorsunuz. Buna çevirdiğinizde ışık yanıyor ve beni full color olarak gösteriyor. Smart moda seçtiğinizde de ikisi arasında duruma göre geçiş yapabiliyor. Black and White seçtiğinizde de en başta söylediğim gibi siyah beyaz şeklinde kayıtları alıyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, Tenda CT6 2K isimli dış mekan kamerası bu şekildeydi. Umarım beğendiğiniz ve faydalı bir video olmuştur. Bu dış mekan kamerasını satın almak isterseniz de açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Tüm yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın. Bay bay.